Bugün burada sorularınız varsa cevaplandıracağız. Biliyorsunuz geçen hafta saat 11'de bugün 23'ünde müracaat etmiştim. Ondan sonra işte böyle bir kahvaltı düzenlemek istedik. Kahvaltı toplantısında beraber konuşalım istedik. Biliyorsunuz 1 Kasım'dan sonra parti içi mücadele başlıyor. Aday adaylığı sürecinde bir arkadaşımız aday olacak. Sonra aday belirlendikten sonra partiler arası mücadele. Tabii mücadele derken ben bunu tatlı mücadele, rekabet demek istiyorum. Zaten rekabet hayatın vazgeçilmez bir unsuru. Rekabet etmezseniz, efendim kendinizi ispat etmezseniz insanlar sizi niye seçsin? Size niye güvensin? Kendinizi tanıtıp önce parti içinde sonra partiler arası mücadeleyi kazanacaksınız. Dolayısıyla göreve gelmek durumunda olacaksınız. Şimdi biz daha önce ismimizin duyulması ile ilgili çalışmalar yaptık. Mesajlarla aday adayı olacağımızı söylemiştik. Daha sonra internet ortamında televizyonlarda reklam vererek yüzümüzün tanınmasını istedik. Dolayısıyla bizi tanımayanlar tanısın istedik. Şu saatten itibaren de projelerimizle, efendim birebir diyaloglarımızla, özellikle temayül açısından oy kullanacak delege arkadaşımızla birebir görüşüyoruz. Onlarla temaslar yapıyoruz. Buradaki amacımız da kişiliğimizi, karakterimizi, donanımızı, efendim kim olduğumuzu, kime akraba olduğumuzu, kimle akraba olmadığımızı, efendim ne işler yaptığımızı şimdiye kadar, background diyorlar buna, geçmişimizi, özgeçmişimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu delegelerle temaslarımız neticesinde gördüğümüz şudur. Delegeler benim hemen kategorize ettiğim üçe ayırdığım bir kriter oluşturmuş delege. Delege kriter oluşturmuş. Bu bana nedir diye sorarsanız cevabını alamazsınız. Ama çoğunuz da biliyorsunuz. Dolayısıyla bu üç kritere içinde yer alıyorum ben. Bunu gördüm. Mutlulukla gördüm. Şimdi bu üç kriterle sayısı ne olursa olsun benim 15'i bulmayacak diye düşünüyorum. Sanırım 15 civarında aday arkadaşımız 5'e indirgenmiş. 4'e 5'e indirgenmiş durumda. Ve yine şunu söyleyeyim. Temaslarımın neticesinde gördüm ki 5'e indirgen, ama bunu tabii delege bazında 5'e indirgenen bu şeyde mutlulukla söylüyorum. Bir baştayım. Listenin başındayım. Ve delegenin benimle ilgili kısmını söyleyeyim. AK Parti'ye Elazığ'da, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Elazığ'da en fazla oy kazandıracak aday olduğumu düşünüyor. Bu da beni sevindirdi. Ben de böyle düşünüyorum. Böyle düşünmesi beni mutlu etti ama gerçekten ben de böyle düşünüyorum. Yine delegenin geçmişte yaptığımız araştırma fonu müdürü olarak, eğitim fakültesi dekanı olarak ve de baskın kısa süre, bir yıllık baskın meslek müdürlüğü sırasında ve öğretim üyeliği sırasında yaptığımız görevler dolayısıyla bu görevi layıkıyla yapabileceğimiz düşüncesi yaygın olduğunu gördüm. Gerçekten bu da beni sevindirdi. Bu mücadelede başarılı olacağımı düşünüyorum. Başarılı olmak tabii biliyorsunuz kader işi. Biz kazaya rıza gösteririz. Cenab-ı Allah ne yazmışsa o olur. Ama duamız, temennimiz Elazığ için en hayırlı olacak kişinin inşallah göreve gelmesi. Bizim de onun etrafında kenetlenip ona yardımcı olmamız lazım. Gerçekten Elazığ'ın sorunları kangrenleşmiş, tabiri caizse kangrenleşmiş durumda. En önemlisi de belediyenin kurumsallaşması tamamen yerle bir olmuş durumda. Gelen ilk insanın ilk yapacağı şey kurumsallaşma ve bu kurumsallaşma bağlamında şunu da yapması lazım. Aynı zamanda belediyenin birimleri arasında koordinasyonsuzluk, eşgüdümsüzlük almış başını gidiyor. Dolayısıyla bu göreve geleceğimi düşünüyorum.
bu görevde başarılı olacağımı ve teşkilatlarımla beraber uyumlu çalışarak başarılı bir sonraki seçimde oy vermeyenlerin ya geçen sefer vermedik, bu sefer bu çorbada bizim de tuzumuz olsun dedirtecek bir hizmet anlayışı içerisinde çalışacağız. Verenler de sevinecek, bu çorbada bizim de tuzumuz var diyecek. Buna emin olun. Çok sizi tutmak istemiyorum. Daha çok diyalogla ilgili, diyalog ortamına zaman ayırmak istiyorum. Sorularınızla birlikte sohbet ortamı içerisinde bir toplantı olsun istiyorum. Hepinize afiyet olsun. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum.